Feyz Çakır, Habertürk Ankara temsilcisi Ankara stüdyomuzda. Feyz, hoş geldin Ana Haber'e. Bugün süreci yakından takip ettin. Hem vaatleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, salondaydın. Salondaki atmosferi de belki bizle paylaşman iyi olabilir. Yani motivasyon nasıldı, dışarıda nasıl bir hava vardı, içeride neler konuşuluyordu arka planda, bizim böyle televizyonda görmediğimiz, ıskaladığımız neler konuşuyor. Bir de bu eleştirileri nasıl yorumluyorlardı? Mutlaka sormuşsundur yani bu mülakat meselesi dahil olmak üzere. Düne kadar yapılan bu şeyin bugün kaldırılacak olmasını söylemek, içeride bunu dışarıda nasıl anlatacaksınız diye. Ne anlatıyorlar, ne diyorlar? Dinliyoruz seni. Evet Mehmet Akif Ersoy, esasında AK Parti daha önce de bu vaatte bulunmuştu. Hatta hatırlarsın, yargı reformu strateji belgesine bu husus konulmuştu ve hayata geçirmesi noktasında da ciddi merhale kat edilmişti. Ancak son anda yargı reformu kapsamında hazırlanan paket içerisine bu mülakatın konulmaması noktasında hükümette yapılan istişareler sonucunda karar verildi. O dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yoğun bir talebi vardı bu noktada. Aynı zamanda yargı reformu strateji belgesi noktasında da ciddi manada bir hazırlık süreci içerisindeydi kendisi. Ancak son anda bu tekliften çıkarıldı ve mülakat konusu bir kenara bırakıldı. Sonra da Abdülhamit'in bakanlıktan ayrıldı bu arada. Evet, yani Abdülhamit Gül de bakanlıktan ayrıldı. Yargı reformu strateji belgesinde yer alan birçok hususta bu anlamda kadük kalmayla karşı karşıya kaldı. O dönem biz şunu tartıştık. Güvenlik bürokrasisinden yoğun bir şekilde mülakatların kaldırılmasına dönük tepki oldu ve güvenlik bürokrasisinin de baskıları sonucunda bu anlamda mülakatların kaldırılması noktasındaki karardan geri adım atıldı, ifade edildi. Bugün ancak yeniden gördük ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu belki de salonda en kritik mesaj buydu. Zira yıllardır gençler, Mehmet Akif, emek veriyorlar, sınavlara hazırlanıyorlar. Belki bir yıl boyunca bir sınava emek verip hazırlanıyor. Ancak bir mülakata, 5 dakikalık bir mülakat neticesinde sınavdan çok yüksek puan almasına, derece yapmasına rağmen eleniyordu. Bu da yoğun eleştirilere konu oluyordu. İşte bunu artık anladığım kadarıyla AK Parti'de kulak tıkayamayacak duruma gelmiş durumda ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün vaatleri arasında bu hususa değindi. Gelelim salondaki atmosfere. Gelmeden bir şey sorayım. Salondaki atmosferde mesela buna değindi ya, siz bunu mutlaka kendi içinizde konuştunuz. Yani bütün gazeteciler şunu demişlerdir ya, AK Parti'nin en çok eleştirildiği noktalardan birisi bu. AK Partili yetkililerle bilmiyorum konuşma fırsatın oldu mu? Bunu nasıl anlatacaksınız veya ne diyorlar mesela buna dair? Salonda ne konuşuluyor? Evet Mehmet Akif, o dönemin aktörlerinden birkaçıyla da bu konuyu konuştuk. Hatta vaatlerin bulunduğu kitapçık oldukça kalın bir kitapçık. Yine seçim beyannamesinin yer aldığı kitapçıkta oldukça kapsamlı bir kitapçık hazırlanmış. Orada birçok vaat var. Yani bu vaatlerden hangileri hayata geçirilecek? Daha önce bu vaatlerden bize sunulan, halka sunulan, kamuoyuna sunulanlardan hangileri hayata geçirilmiş? Bunun kritiği elbette yapıldı. Oldukça iddialı bulunduğunu söyleyebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarının. Ancak şuna dikkat çekildi Mehmet Akif Ersoy, onu da net bir şekilde ifade edelim. 6 milyona yakın genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Oldukça kritik bir rakam ve seçmenlerin tamamının yaklaşık %10'una tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz, orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimlerin oyunu alması noktasında da ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor. Kamuoyu yoklamalarında da gördüğümüz kadarıyla gençlerin AK Parti'ye rağbeti noktasında ciddi bir problem var. İşte bunun aşılaması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli mesajlar verdi. Bu mülakat mesajı da bu şekilde yorumlandı. Sadece mülakat meselesi değil, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere dönük önemli vaatlerde de bulundu. O vaatlerden birkaçını da hatırlatalım izleyicilerimize. Evlenmeyi düşünen gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 0 faizli 150 bin lira kredi verileceğini ifade etti. 10 GB gençlere ücretsiz internet sağlanacağını söyledi. Aynı zamanda da ilk kez üniversitelerde bulunan gençlere yönelik cep telefonu ve tablet gibi bilgisayar gibi cihazlardan vergi alınmayacak söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti gençlerin seçimdeki belirleyici yorumunun farkında. Bugün de seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya özel önem vermiş gibi duruyor. Salonda da en çok konuşulan mesajlardan bir tanesiydi salondaki Cumhurbaşkanı atmosfer, Erdoğan. Dışarıdaki atmosfer, motivasyon.
Evet, esasında AK Parti'nin uzunca bir süredir bu salonda da daha öncekinde sen de vardın Mehmet Akif Ersoy AK Parti'nin organizasyonunda. Bu salonda bir süredir Ankara'daki tüm siyasi partiler organizasyonlarını gerçekleştiriyor. Bir öncekine göre kıyaslayacak olursak, öncelikle daha önceki AK Parti toplantılarına göre kıyaslayacak olursak coşkunun bir tık altta olduğunu ifade edebilirim. Yani eski AK Parti'nin o şölen havasında geçen törenlerini aratan bir atmosfer vardı. Ancak yoğun bir katılım olduğunu ifade edeyim. Bunda tabii ki depremin de etkisi var. Deprem dolayısıyla yoğun böyle çalgılı, çelgili bir organizasyon içerisine girmedi AK Parti. Salondakiler de zaman zaman sloganlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını keserek bir anlamda mesajlarını iletmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Biz kapıya ilk geldiğimiz andan itibaren o Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanları gördük. Akın akın adeta Ankara kapalı spor salonuna geldiler. Salon doldu. Salonun dışında da ciddi bir kalabalık oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman yaptığı gibi salonun dışındaki vatandaşlara hitap ettikten sonra salon içerisine girdi. Bu anlamda coşku vardı. Ancak bu bence siyasetin genelinde giderek bu seçmenin rağbeti noktasında siyasi partilere ya da bu tür organizasyonlara bir düşüş olduğunu görüyorum. Bu anlamda da öncekilerden biraz daha geri bir organizasyon olduğunu ifade edebilirim. Salonun içerisine gelecek olursak mavi yoğunlukta bir atmosfer vardı. Sahne maviydi. Bilindiği gibi mavi güvene işaret eder. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha seçmenin karşısına çıkmış ve güven bağlamında kendisine gerekli desteği vermesi noktasında mavi tonu tercih etmiş gibi duruyor. Tema ise doğru. Doğrunun neredeyse salonun tamamında konumlandığı bir durum gördük. Zira birçok bu anlamda slogan atıldı. Aynı zamanda salonun değişik bölgelerine doğrusu AK Parti, doğrusu doğru adam, Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam, güçlü büyük Türkiye, yarın değil hemen şimdi, yaşasın Türkiye yüzyılı gibi birçok doğru temalı slogan atıldı. Yine doğruya doğru seçim beyannamesinin ana temalarından bir tanesiydi. Kampanya sürecinde de bunu yoğun şekilde göreceğiz. Salonun birçok bölgesinde bu vardı. Katılımcılara gelelim. Katılımcılar sadece aday gösterilen milletvekilleri değildi. AK Parti'de bir gelenek var bilindiği gibi. Geçmişten bugüne değin AK Parti'de görev almış, kurucularından tutun da MYK'sında, MKYK'sında bakanlık yapmış isimler, yine grup başkan vekilliği yapmış, milletvekilliği yapmış ancak çeşitli sebeplerle ara vermek durumunda kalmış birçok ismin biz bu toplantıya katıldığını gözlemledik. Ve yine karışık bir şekilde bu isimler yeni simalarla eski simaların karışık bir şekilde salonda konumlandığını gördük. Adaylar anons edildi tek tek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yine yaklaşık 1,5 saate yakın bir süre devam etti. Evet. Oldukça uzun bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Salonda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sloganlarla zaman zaman kesildi Mehmet Akif Ersoy. Fevzi teşekkür ediyoruz. Salondaki durumu ve dışarıdaki durumu bizle paylaştı Ankara temsilcimiz Fevzi Çakır. Şunun altını çizelim. Tabii 21 senedir iktidarda olan bir siyasi hareketin, bir partinin bir şey vaat edebilmesi, yeni seçim vaatlerini özellikle mesela en zorlandığı şeylerden birisi muhtemelen şu anda seçmen nazarında ekonomiye yönelik yaşadığımız sıkıntılar üzerine işte 16 bin dolara kişi başına düşen milli gelirin çıkarılacak olmasına dair söylenilenler olabilir. AK Parti'nin ekonomiye dair seçim vaatleri geçmişten güzel. 21 yılda temel soru burada şudur. 21 yılda yapmadığı ne yapacak AK Parti? Buna ikna etmesi lazım seçmeni. Ama bakıyorsunuz anketlere, yani Türkiye'de hala birinci parti AK Parti. Bu partiler üzerinden söylüyorum. İttifaklar üzerinden değil. Yani halen çok 21 yıllık iktidar sürecinden sonra bile böyle bir desteği var ve beraberinde tabii yapılanlar, yapmadığı neyi yapacak eleştirisi veya bugüne kadar işte bir takım sıkıntılar ortaya çıktığında bu liyakat meselesi üzerinden dahil olmak üzere, yani mülakat liyakat meselesine dahil olmak üzere az önce söylediğim noktada da AK Parti'nin geçmişteki pozisyonunu değiştirip yeni pozisyonlara geçebiliyor olması, kadrolarını
bu anlamda yeniliyor olması dikkat çekici konulardan birisi.